Ankara'dan günaydınlar. İlk olarak Ankara'dan Abu Dhabi'ye uçacağız. Abu Dhabi'den Dubai'ye geçeceğiz yolcu sorumluluğunu da aktarma. Filipinlere gidiyoruz. Şimdi biz Air'le beraber Abu Dhabi'ye uçacağız. Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan ve neredeyse 7700 tane adacıktan oluşan bir Asya ülkesidir. Şimdi Manila, Ninoy Aquino havaalanındayız. Ama hemen Cebu'ya geçmemiz gerekiyor. O yüzden uçağa bineceğiz. Bizim hatlar Filipinler'de pek fazla çekmiyor. En fazla Smart ve Globe hatları kullanılıyormuş. Havaalanında iner inmez biz Smart aldık. Çekip çekmediğini göreceğiz. Havaalanında yaptığımız ikinci şey de hemen döviz bürosundan Filipin pesosu almak oldu. Çünkü burada her yerde kredi kartı geçmiyor. Hatta çoğu yerde sadece nakit geçiyor. Manila'dan Cebu'ya uçak 1,5 saat sürüyormuş. Biz direkt hani Manila'da hiç vakit geçirmek istememiştik. Zaten çok fazla vaktimiz olmayacağı için direkt adalara geçelim demiştik. Cebu'da artık sonunda dinlenebileceğimiz bir akşam olacak ve yarın balina köpek balıklarıyla yüzme turuyla başlayacağız. Cebu Adası, Filipinlerin güneyinde yer alan ve hatta yerliler tarafından güneyin kraliçesi olarak isimlendirilen bir ada. Direkt taksiyle otelimize geçtik. Burada taksiye biniyorsanız taksimetre açtırmanız lazım. Yoksa gerçekten kazıklayabiliyorlar. Bize ilk başta 400 peso dedikleri yer taksimetre ile birlikte 60 peso tuttu. Günaydın. Saat 3. Uyandık. Cebu'dayız. 3.30'da tur başlayacak. Otelden alacaklar bizi. Tur aracımız geldi. Cebu, nüfus yoğunluğuyla birlikte trafik yoğunluğunun da çok fazla olduğu bir şehir ve şehrin içerisindeki mesafeler çok fazla. Bu nedenle hayat burada çok erken başlıyor. Hangi turu seçerseniz seçin, turların hepsi gece 3 ve 4 aralığında başlıyor. Cebu'da en temelde 2 tane tur oluyor. Bunlardan birincisi balina köpek balıklarıyla yüzmek, öbürü de kavasan şelalelerinde kanyon yürüyüşü yapmak. Biz bugün balina köpek balıkları turunu seçtik. Turumuzda maymun besleme, balinalarla yüzme ve şelale görme olarak 3 tane aktivite var. Kavasan şelaleleri turu bir tık daha ekstrem bir tur. Biz de tatilin ilk gününden kendimizi sakatlamak istemediğimiz için orayı tercih etmedik. Önümüzdeki adamın elinde muz poşetleri var. Şimdi maymunlara gidiyoruz. Ya yavrular. Bu arada burası tabii ki de asla kapalı bir alan veya bir hayvanat bahçesi değil. Tamamen serbest ve özgürler. Sadece burada beslenmeye alıştıkları için sabah saatlerinde buraya geliyorlar. Ve çok tatlılar. Şimdi turlarla beraber böyle bir alana geldik. Balina köpek balıklarıyla yüzüş alanındayız. Mışız. Ben de görmedim daha. Balina köpek balıkları için alana vardığınızda ilk başta plajda bir süre beklemeniz gerekiyor. Biz neredeyse 45 dakika bekledik. Biraz başımıza güneş geçti diyebilirim. Bu sırada size bilgi veriyorlar. İşte balinaların kuyruklarına yaklaşmamanız gerek, elleyip rahatsız etmemeniz gerek falan diyorlar. Sonrasında da okudum anladım. Balina beni yerse sorumlu olarak sizi tutmayacağım gibi bir kağıt imzalıyorsunuz. Yani Filipince yazıyordu. Ben öyle yazdım tahmin ediyorum ama kanıtlayamam. Damgalandık. Burada sağ ve sol kanatlardaki bambular aslında teknenin alabora olmaması için. Turdaki son durağımıza geldik, Tomolog Şelaleleri. Buranın keşfi çok yeni. 2012'de tesadüfen keşfedilmiş ve hala buraya gelen yol düzgün bir yol değil, toprak bir yol. Ve son bir kilometreyi motorla getirip götürüyorlar, yürüyerek veya araçta değil. Burayı görülmeye değer yapan şey aslında suyun derisi veya şiddeti değil ama yüksekliği. Şelale yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve ortam çok huzurlu. Şimdi yemek yemeye geldik. Neredeyiz? Alejandro's. Müzik
Filipin mutfağıymış burası. Bir çorba içelim başta diye çorba söyledik. Ama burada çorba porsiyonları çok büyükmüş. Yani zaten bir tane söyleyince bile 3 kişilik geliyormuş. Biz 3 tane söyledik, 9 kişilik geldi. Artık bilmiyorum, 10 gün boyunca bu çorbaları içeriz. Noodle falan yemek burada her zaman daha güvenli bir seçenek. Gerçekten en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi taze Hindistan cevizinin tadı. O yüzden şu an heyecanla bekliyorum. Aşırı sert olduğu için küçük baltalarla kesiyorlar ucunu. İçindeki suyu içip sonrasında da Hindistan cevizini yarıp içini yiyebiliyormuşuz. Kaşık. Dönerken aşırı trafik vardı. Yani 4,5 saatte ancak gelebildik otelimize. Ve bir şeyler hızlıca atıştırıp yatalım diye market aradık. Markete geldik, marketi gezdik. Ve koca markette kuru yemiş veya soğuk sandviç namına bir şey bulamadık. O yüzden şimdi geri otele dönüyoruz. Gece yürüyüş pek yapamadık ama ortam güzel gözüküyor. Sabah erkenler Koron Odası'na gideceğiz. Günaydın. Şimdi otelden çıkıyoruz. Havaalanına gideceğiz. Sabah yine 4.30-5'i burada. Korona gideceğimiz için heyecanlıyım. Dünyanın en temiz gönderine gideceğiz şimdi. Birazdan. Kırk mı uçak? Palavan'a bağlı ama Palavan'dan ayrı ve onun kuzeyinde kalan bir ada. Ekolojik ve biyoçeşitlilik olarak dünyada en canlı yerlerden biri olduğu için neredeyse adanın her bir karışı koruma altında. Şu an gördüğünüz Pusango olan yer, havaalanının olduğu yer. Koron yazan yerde şehir merkezi. Arada yaklaşık 40 kilometre bir fark var ve Koron adasında taksi yok. Bu nedenle gelmeden önce havaalanı transferinizi ayarlamanız gerekiyor. Bunu ya özel transfer ayarlayabilirsiniz veya da kalacağınız otele havaalanı servisiniz var mı diye sorabilirsiniz. Genelde oluyor. Tur teknesine geldik servisle. Koron'daki en ünlü tur Koron Super Ultimate isimli bir tekne turu. Sabah 7'de başlayıp 5'te bitiyor ve Koron'daki neredeyse tüm ikonik yerlerde duruyor ve yüzme molası veriyor. Bizim uçağımız Koron'a zaten 9'da indiği için günü kaybetmemek adına özel bir tur ayarladık. 9.30'da başladık ve akşam 6'ya doğru bitireceğiz. Barakuda Gölü. Bu gölü güzel yapan şeylerden bir tanesi etrafının sert kayalıklarla çevrili olması. Bu yüzden manzarası çok güzel. Ek olarak burası serbest dalışlar ve tüplü dalışlar arasında da çok sevilen bir yer. Buna ilginç kılan noktalardan bir tanesi su yüzeyindeki sıcaklığın 27-28 dereceyken 10 metreye inildiğinde sıcaklığın 35-36 derecelere kadar yükselmesi. Gölün en derin noktası 40 metreyken 30 metreye kadar görüş gayet açık. Burası Tivin, yani İkiz Lagün. İlk başta tekne durduğunda sanki normal bir yere gelmiş gibi hissediyorsunuz. Sonrasına baktığınızda aslında bu çevreleyen sarp kayalıkların arkasında oluşmuş bir gölcük var. Ve asıl olay bu gölcük. Ama buraya ulaşmak çok kolay bir yol değil. Bu kayalıkların altından küçük bir aralıktan geçmeniz gerekiyor. Ama burada yüzmesi bile zor çünkü aşağıda da kayalıklar var. Böyle yatay insan treni oluşturup kafanızı asla kaldırmadan yukarı bakarak, ki çok korkunç çünkü yüzünüze çok yakın, o şekilde geçebiliyorsunuz. Eğer sular yükseldiyse merdivene tırmanabiliyorsunuz. Biz gittiğimizde sular yükselmemişti. Bütün bu strese rağmen geçtikten sonra geldiğiniz yer rüya gibi. Yani burası bambaşka bir mevzu. Şu suyun rengine gerçekten inanamıyorum. Cennette gibi hissettiriyor. Ya burası cennetse kayalıklardan geçtiğimiz yerde Sırat Köprüsü'ydü herhalde. Bugün hava biraz rüzgarlı geldi bize. Bu yüzden tur kaptanına sorduk ama zaten Koron'da her zaman rüzgar olduğunu söyledi. Yani normal bir durummuş. Hava sıcaklıkları zaten 32-33 derecelerde seyrettiği için üşümedik. Şimdi bu adaya yemek yemeye geldik. Bugünkü yemek yine biraz daha normal. Yani en azından doyduk. Ben otur 20 tane karides yedim. Pilavlar buharda pişmiş, yağsız ve tuzsuz olduğu için bana hitap etmedi. Geldik. 300 basamak çıkacakmışız, ben yoruldum. Bu göl belki de Filipinler'deki en ünlü lokasyonlardan bir tanesi. Filipinlerin Instagram köşesi olarak da geçiyor ve Asya'nın en temiz gölü.
Otele geldik. Dinlenme vakti. Çok büyük odamız. Ranzada yatıyoruz. Üst ranza benim. Her zamanki gibi. 14 Şubat'a özel canlı müzik ve sevgililer günü yemeği varmış bugün. Neden olmasın dedik geldik. Selena Jones'uz. Benim için de beklenmedik bir soyadı değişikliği. Korona'da görülmesi önerilen yerlerden bir diğeri de Tap Yastığı. Aslında karşıda gördüğünüz ışıklı yer. Tepede bir haç, bir de koron yalısı var. Oraya çıktığınızda hem gün batımını hem gün doğumunu güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Günaydınlar. Korona'da ikinci günümüz. Bugün de aslında bütün günümüz turda geçecek. İlk başta Kalaway'in Safari turuna çıkacağız hep beraber. Ve ilk defa Filipinlere geldiğimizden beri kahvaltı edebiliyor olacak. Ve kahvaltıda pilavdan başka bir şey olacağını ümit ediyorum. İleri yürüyüşlülük deyince de ben, buyurun pilav. Buyurun sebzeli pilav. Evet, ben bugün muz ekmeği, muz keki, kızarmış muz, mango ve normal muz yiyerek kahvaltımı başlıyorum. Bu Kalaway Safari'si için yine araçla 1,5 saat sonrasında tekneyle 40 dakika gitmemiz gerekiyormuş. Ve ponçik bir zürafa. Burası zürafaları besleme alanıymış. Onlar kafeste değiller, biz kafesteyiz. Ve burası da zebraların bölümü. Buradaki zebralar biraz küçük. Bence bunlar siyah beyaz boyalı eşekler. Çok yaklaşmadık. Bunlar biraz agresiflermiş. Birbirlerini falan tepmeye çalıştılar biz oradayken. Sen mi adını söylemek istersin, durian meyvesi? Yoksa ben mi söyleyeyim, kokuşmuş ayak meyvesi? Bu kokuşmuş ayak meyvesi. İsmi kendisini bu kadar anlatan başka bir meyve yok zannediyorum. Kokuşmuş ayak kokuyor. Hatta bazı ülkelerde bu meyveyi havaalanına sokmak, uçağa sokmak, otellere sokmak çok ciddi yasak. Ağaçta yetişiyor. Şöyle kocaman. Şimdi safari turumuz bitti. Bundan sonra bir de Black Island, Siyah Ada'ya tekne turuna gideceğiz. Bu ada uzaktan bir karaltı gibi gözüküyormuş ve siyah taşlar varmış. O yüzden Black Island deniyor. Şimdi Black Island denilen kara adaya geldik. Kara adanın bembeyaz kumları var. Başta bir mağaraya gidecekmişiz. Mağarayı gördükten sonra yaklaşık 1,5 saat burada serbest zamanımız olacak. Yüzebileceğiz ve bir gemi batığı varmış. Onu da görebilecekmişiz. Şimdi mağaraya geldik. Mağaranın adı Baba Magdala Nik Alakat Umilom Salob Nkweba mağarası. Ya da burada başka bir uyarı yazıyor da olabilir. Mağaradayız. Mağaranın içerisindeki havuzda isteyenler yüzüyorlar, isteyenler izliyorlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok zorlu koşullar altındayız. Ve otele doğru dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Akşam çıkıp biraz dükkan dolaşalım dedik. Dükkanlarda sadece magnet satılıyor ama olsun. Bu şekilde bir atmosfer var. Günaydın. El Nido'ya gideceğiz. Koron'dan El Nido'ya 5,5 saat sürecek bir feribot yolculuğumuz var. Yani şu an saat 7, daha doğrusu 6.30-7'de kalkacak. 12-12.30 civarı El Nido'ya yanaşmış olmayı planlıyoruz. Aşağıya bavulda inemiyorsunuz. Üstte bırakmanız gerekiyor. Burada da Allah'a emanet geliyorlar valla. Gelmiyor da olabilirler. Bunlar tuk tuk taksiler. Onlar dok dok diyorlar. Ne kadar güvenli tartışılır ama başka bir alternatif olmadığı için bunlarla gidip geliyorsunuz El Nido'da. Odamız şaşırtıcı bir şekilde güzel. Aslında Filipinlere geldiğimizden beri kaldığımız her yer gayet güzel. Biz biraz korkuyorduk çünkü hijyen açısından düşük puanlar görüyorduk ama öyle bir şeyle karşılaşmadık. Örneğin biz burada One El Nido Suite diye bir yerde kalıyoruz. Tavsiye ederiz. Zaten öğlen oldu. O yüzden bütün öğleden sonrayı akşama kadar upuzun bir plaj olan Napkan plajında geçirmek istiyoruz. Napkan plajı El Nido'nun şehir merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Otelimizin ayarladığı shuttle'la birlikte oraya gidiyoruz. Napkan plajındayız. Burası
Ellendon'un en uzun kumsal plajlarından bir tanesi. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve plaja girişler ücretsiz. Koşmak için, yürüyüş yapmak için, frisbee veya voleybol oynamak için mükemmel bir yer. Yaklaşık 20 dakikadan beri yürüyor. Yola çıktığımız yer şu gördüğünüz kırmızı şemsiyelerin olduğu yer. Hindistan cevizleri ve bayağı çok var. Birazdan içeceğiz. Gördüğünüz gibi arkada 3 kişi falan geliyor. Onların arkasında bir 3 kişi daha var. Ve buradaki kalabalık bu kadar. Şu an Şubat ayındayız. Yani Şubat ayı Filipinlere gelmek için en ideal ay. Ve yorumlarda aslında buraların kalabalık olduğu söyleniyordu. Biz de bu yüzden gelmesek mi diye tereddüt etmiştik. Ama burada bir insan yoğunluğu yok. Sadece o şezlongların kiralandığı yerde böyle birkaç kişi var. O da birkaç kişi yani. Türkiye'de herhangi bir yerde plaja girdiyseniz burada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Burası plajda yer alan ana restoran. Bizim çok hoşumuza gitti. Denize sıfır olması, hizmet ve yediklerimizin lezzeti çok güzeldi. Tabii ki de burası sadece Filipinler'de turistlerin geldiği bir yer ve turist kazıklama noktalarından da bir tanesi. Ama hani verdiğimiz paraya değen yemekler mi yedik? Bence evet. Ama Filipinler standartının tabii ki de çok çok üstünde. Saat 7. Aynı şekilde otelin shuttle'ıyla otele dönüyoruz. Tanrı bu geziyi kutsasın yazıyor. Kutsasın. Şu an El Nido panayırı varmış. O yüzden geldik ama çok bize hitap eden bir şey yoktu açıkçası. Yine sabahın 5'inde kalkıp hazırlanıp odayı boşalttığımız bir gün. Bugün El Nido'da bir tekne turuna çıkacağız. Şimdi check out yapmaya gidiyoruz. Bugün kahvaltıda bana yengeç çorbası eşlik ediyor ve onun yanında birazcık makarna, bir parça ananas, bir dilim ekmek ve ne olduğunu bilmediğim bir şey. El Nido'da yıllar yılı klasikleşmiş 4 tane temel tekne türü var. Bunlar A, B, C ve D turları ve her biri farklı temada yerlere götürüyor. Bunların en çok tercih edilenleri A ve C. A turu lagünler ve plajlara götürüyor. C turu da daha böyle gizli koylara ve bir tane de tapınağa götürüyor. B ve D turlarına gelecek olursak Bursa ve Denizli turlarına. Bursa turu daha böyle bembeyaz, upuzun kumsallara götüren bir turmuş. D turu da daha böyle gizli mağaralara falan da götüren, işte plaja da götüren bir turmuş. Şimdi El Nido'daki A turumuzun birinci durağındayız. Burası Seven Commandos Beach diye bir plaj. Yine kumsal, yine çok güzel. Kokonat ağaçları yine var arkada. Buranın adının böyle olmasının sebebi de aslında 2. Dünya Savaşı sırasında 7 tane asker bu adada, bu plajda mahsur kalmışlar ve burada yaşamak zorunda kalmışlar. Bu süreçte de bir taşa Seven Commandos yani 7 asker yazmışlar. Sonrasında gelip geçen turistler bu taştaki yazıyı okuya okuya bu plaja Seven Commandos Beach, 7 asker plajı demişler ve öyle kalmış. Şu an Big Lagoon'dayız, Büyük Lagoon. Buranın çok da fiyakalı bir hikayesi yok adının. Burası büyük çünkü bir de küçüğü varmış. Onun adı da küçükmüş. Yalnız burası sık sık dergi kapaklarına çıkan ve yine Filipinlerin durak noktalarından, en bilinen yerlerinden biri. Burada seyyar satıcılar var. Kano üstünde dondurma satıyorlar, Hindistan cevizi satıyorlar. Bizim de gördüğünüz abiyle başlamadan biten bir hikayemiz oldu. Çünkü bozuk paramız yoktu. Yine bir lagündeyiz. O yüzden kayalıkların arasından geçmeye çalışıyoruz. Selamlar. Turumuzun son durağındayız. Burası gizli lagün diye bir yer. Ben biraz üşüyorum şu an. Burası gizli lagün. Tekne açıkta demirliyor ve açıktan buraya yüzüyorsunuz. Sadece şu kadar bir geçiş alanı var. Buradan geçtiğimiz aslında bir lagünün içine giriyoruz. Ya burası bir havuz gibi olmuş. O yüzden dalga yok. Ve soğuk da değil çok. Titretiyor bak. Turumuz bu kadardı. Ben gerçekten bugünkü turda çok üşüdüm. Otele geldik ve şimdi El Nido akşamları. Bugün El Nido'daki son günümü ve artık biraz rahat bir vakit geçirmek istediğimiz için yine ilk gün gittiğimiz Napkan plajı gibi bir plaja gideceğiz. Las Cabanas plajı. Buradaki planımız bütün gün yatıp yuvarlanıp dinlenip güneşlenmek ve denize girmek, tadını çıkarmak. Orada görüşürüz. Tuk tukla gidiyoruz. Şehir merkezinden 10 dakika.
Şu an burası bize wow nereye geldik? Dubai'ye mi yoksa Los Angeles'a mı dedirtti açıkçası. Kafeler, restoranlar, alışveriş yerleri, yol, asfalt çok değerli şeyler var. Buradaki favorim Lazy Hamak Cafe, tembel hamak kafesi oldu. Gerçekten her zaman şöyle hamakta sallanarak bir şeyler içmek istemişimdir. O gün bugünmüş. Tabii hamak kafesini bir tarafa bırakırsak plaj yine muhteşem. Upuzun, Napkan plajı gibi yine yaklaşık 4 kilometre. Süper. Buraya gelip bir de zipline yapabiliyormuşsunuz. Gördüğünüz ipten karşı adaya geçebiliyorsunuz. Endo'dan Puerto Princesa'ya gidiyoruz. Çünkü Puerto Princesa'daki uçakla Manila'ya döneceğiz. Endo'dan oraya da yaklaşık 5 saat sürüyormuş. Bizi konserve sardalya balıkları gibi bir karavana tıktıkları için N95 maskemi taktım. Şimdi Puerto Princesa'dayız. Buradan direkt Manila'ya döneceğiz. Ve Manila'dan sonra da maalesef ki Ankara'ya döneceğiz. Artık Türkiye'ye dönmemiz gerekiyor bir noktada. Manila'ya gidiyoruz. Cebu'daki taksi meselesi burada da geçerli. Bütün Filipinler'de geçerli. Taksimetresi olan bir taksiye binip de üstüne taksimetreyi açtırmanız lazım. Newport diye bir yerde kalıyoruz. Gayet güzel gözüküyor. Uçağımızdan önce sadece 3-4 saatlik bir vaktiniz var. Biz de biraz sokaklarda yürüyelim dedik. Sokaklarda bir şey bulamadığımız için şu an en yakın olan AVM'ye, Newport AVM'sine gidiyoruz. Bir kahvaltı yapacağız. Burası Filipinlerin başkenti ve dünyada da metrekare başına düşen nüfusun yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerden bir tanesi. Trafik ve insan yoğunluğu çok fazla ve gelir eşitsizliğinin gözle görülebilir olduğu en belirgin olunan yerlerden de yine bir tanesi. Bir tarafa bakıyorsunuz gökdelenler, plazalar, öbür tarafa bakıyorsunuz barakadan evler, çadırlar, evsiz insanlar. Bu ayrım çok fazla Manila'da. Bir saatlik bir uçuş, sonra bir 5 saatlik daha bir uçuş, sonra 1 saatlik daha bir uçuş derken evimize dönüyor olacağız.